Merhabalar efendim. Yine bugün Lavi TV stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Çok güzel bir günün hazırlık çalışmaları dolayısıyla buradayız. Hazırlıklar nasıl gidiyor, neler yapacağız, onları konuşacağız. Önemli konuklarımız var yine bugün. Önce isterseniz konuklarımızı sizlere tanıtalım. Lefke Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği Başkanı Sayın Hasan Karlıtaş ve Lavi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Ruhi Selçuk Tabak Hocam'la birlikteyiz. Yakında 2 ve 3 Nisan tarihlerinde Lefke'de güzel bir şölen olacak, güzel bir festival olacak. Yafa Festivali. Hep birlikte bu festivale hazırlanıyoruz. Hep birlikte bunun çalışmalarını başlattık, yapıyoruz. Bugün onlardan bahsedelim istedik sizlere. Başkanım hoş geldiniz. Önce sizinle başlayalım isterseniz. Nasıl oldu bu Yafa Festivali? 80 yıl sonra da tekrar devamı oldu sanırım. Biraz bahseder misiniz? Geçen yıl bunu belirtmiştik. Yani geçen yıl 80 yıl önce 5 yıl yapılan bir festival olduğu bilgisi vardı daha önce. Biraz araştırıldığında bunun işte gerçek olduğu ve 80 yıl önceden işte 1930'larda 5 yıl üst üste yapılmıştı. Yafa Festivali'nin 35-40 arası, 1935-1940 arası bunun yapıldığı ama o dönemde işte 2. Dünya Savaşı'nın o koşullarının başlamasıyla birlikte durduğu tespiti vardı. Biz bunu bir de geçen yıl sürdürdüğümüz o CİTASDOV dosyamızın hazırlanışı sürecinde orada işte CİTASDOV'un kriterlerinin önemli olan bir kriter, geleneksel üretimin desteklenmesi, destek verilmesi ve geliştirilmesi kapsamında. Bölgedeki tüm ürünler gibi işte Yafa'da Lefke'nin bir sembolü, çok önemli sembollerinden birisi. Tabii ki. Bu festivalin işte 80 yıllardan sonra 6.sı olarak geçtiğimiz yıl 5 Nisan'da düzenleme kararı almıştık ve geçtiğimiz yıl düzenledik. Gerek geçen yıl gerek bu yıl gelen talepler üzerine de bu yıl bir gün değil 2 gün olması kararını aldık. Ve 2-3 Nisan tarihinde gelecek hafta sonu bunu gerçekleştiriyoruz. Sanırım şimdi artık böyle her bölgede bölgenin kendi ürünlerine özgü festivaller yapılmaya çalışılıyor, yapılıyor. Güzel de oluyor. Hem bölge tanıtımı hem ürün tanıtımı için güzel festivaller, güzel günler. Bunlar katkı koyan herkesi de tebrik ediyorum. Sanırım 1980'li yıllarda işte milenyum çağları, herkesin uzay çağı dedikleri işte 2000 yılında şöyle böyle hayal edilirdi uzay çağları falan ama bir baktık ki 2000 yıllara geldiğimiz zaman herkesin bir geriye dönüşü başlamıştır. Yani geleneksel yöntemlere, geleneksel çalışmalara daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Yani milenyuma uzay çağına değil de daha çok köy yaşantılarına, çevresel şeylere daha çok katkı koymaya başladı insanlarımız. Demek ki bu festivallerimizin de amacı bu olsa gerek. İnsanlarda bir farkındalık yaratıyoruz. Evet, bu gerçekten önemli bir tespit ve tam anlamıyla da bu CİTASDOV anlayışına uygun bir süreç, yani insanların yaşadığı. Yani işte bir tek düze yaşam, seri üretim gibi bir takım ürünlerin herkesin kullanması, o hızla yükselirken bir taraftan da işte 1980'lerin sonunda CİTASDOV anlayışı ortaya çıkıyor ve işte o geleneksel yaşamın daha yavaş yaşayabilmenin, yaşarken yaşamın tadını alabilmenin, doğal olan organik şeylerden ürünlerin, haz alabilmenin kendi bir algısı bu. Ürünleri kullanmak. Evet, kendi her ülkenin, her bölgenin, her yörenin kendi yerel ürününe sahip çıkması anlamında. Bu dediğiniz önemli. Evet. Hasan Bey sizinle devam edelim. Bir turizmci olarak Lefke'deki turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Şu bana göre zaten derneğimizi kurma amacımız biliyorsunuz birlikte siz de derneğimizin as başkanısınız. 2010 yılında derneğimizi kurmuştuk. Yani 6 yıl önce Lefke'ye bir turizm potansiyeli veya bir turizm bakış açısı katmak anlamında. Çünkü Lefke'ye baktığımız zaman Lefke'de her şey var. Tabii. Çok zengin tarihi eserler var. Çok zengin bir Kıbrıs kültürü, yerel kültür Lefke ve ona bağlı 13 köyde yaşatılıyor. Çevre değerleri açısından da Lefke çok zengin. Kıbrıs'ın hiç tartışmasız en yeşil bölgesi. Tarımsal üretim anlamında en fazla tarım üretiminin yapıldığı bölge.
Ancak eksik olan bölgede turist rakamlarının düşüklüğüydü. Turizm için tarihin, kültürün ve doğanın olduğu bir bölgede turizm hareketinin olmayışı aslında kabul edilemez bir durumdu. Biz buradan hareketle derneğimizi kurduk ki Lefke artık CMC kirliliği ve bunun gibi konularla anılmasın. Lefke güzellikleriyle ön plana çıksın diye. Bu konuda bir miktar ilerleme kaydettik hem derneğimiz hem Lefke bölgesinde. Bir farkındalık oluştu Lefke'nin değerlerine karşı. Evet. Dernek olarak biliyorsunuz biz belli festivallerin öncülüğünü yaptık Lefke'de ilk kez. Ceviz ve Hurma Festivali'ni başlatan derneğiz. Evet. Bizden sonra Bağlıköy Eko Gün hareketleriyle öne çıktı. Ardından uzun yıllardan sonra Yeşilırmak Çilek Festivali yapılmaya başlandı. Sayın Başkan'ın göreve gelmesiyle birlikte Lefke'de Yafa Şöleni ismiyle 80 yıldan sonra yeniden bir festival canlandı. Doğanca aynı şekilde belli etkinliklere imza atmaya başladı. Festivaller... Zengin bir bölgemiz var aslında. Ürün bakımından, kültür bakımından zengin bir bölgeye sahibiz. Niçin olmasın bunlar tabii ki? Her açıdan önemli Ermin Hanım bunlar. Ancak tabii ki turizmden şu an için düşük bir pay alıyoruz. Kıbrıs genelinde 22 bin yatak sayısı olduğunu kabul edersek ki son rakamlar o şekildedir. Bizim bölgedeki yatak sayımız şu an oldukça yetersiz. 200 civarında. Güzörtü içine aldığımız zaman 220 civarında. Bu da düşük bir rakam. %1, %2'lere tekabül ediyor. Öncelikle bölgeye yatırımları küçük, orta boy, kültüre ve dokuya uygun oteller şeklinde bölgeye gelmesi için Turizm Bakanlığı ve ilgili yatırımcılarla belediye öncülüğünde, dernekler öncülüğünde işbirliğinde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bölgede orta boy 3-4 tane iyi otele ihtiyacımız var. Bunun dışında butik küçük otelleri, butik otelleri de destekleyen bir bölge olmamız şart. En güzel o. Bunun dışında işte bölgedeki yürüyüş yolları, turizm altyapısı, tarım-turizm ilişkisini güçlendirmek, insanlara yıl boyunca, 12 ay boyunca bu bölgede turizm yapmak, alternatif turizm yapmak açısından zengin bir potansiyel var havasını yaratmak oldukça önemlidir. Bölgede her şey var. Eksik olan biraz merkezin batı bölgesine biraz daha ilgisi batı şart. Batı bölgesine evet. Ve turizm biraz gelişim artırılması. Turizm gelişim planıyla bölgemizin geleceğini planlamak durumundayız. Sayın Başkan'ın belirttiği Cittaslov da bunun için çok güçlü bir imajdır aslında. Sakin şehir Lefke imajını kullanarak Lefke ve ona bağlı 13 köyü Kıbrıs'ın en muhteşem bölgesi böyle yapabiliriz. Sanırım Lefke Belediyesi'nden ortaklaşa bir program plan var. Müze konusunda. Evet Sayın Başkanım siz o konuyu bir atsın. Ben de devam ederim. Çalışmaları yapılıyor sanırım. 36 ay süreli bir Avrupa Birliği projesi bu. İşte Lefke'deki tarihi bir çeşme var. Acundu Çeşmesi diye nitelenen. Bir de Vasıf Palas diye. Evet. 1900'lerin ilk çeyreğinde yapılmış bir güzel bir bina. Güzel bir bina. Ve yürüyüş yolu. Yolları yanılmıyorsam 15 kilometreyi bulacak bir yürüyüş yolunun düzenlenmesi yer alıyor bu projede. Tabii bunun yanında işte bölgenin turistik değerlerinin tespit edilip kaydı altına alınması ve onun tanıtımını yapılmasını da içeren bir proje. Üzerinde çalışılıyor. Bu belli tarihlerlendirilmiştir. Vasıf Palas dediğimiz alanda, binada bir maden müzesi bir çok güzel. Tema olarak kurulacak olan. Buradan da duyuralım Sayın Başkan. İsterseniz ellerinde madenle ilgili herhangi evet. bir resim, alet varsa. Evet. Gerek CMC'ye evet. ile ilgili, gerek daha farklı madenle ilgili herhangi bir envanterin önümüzdeki dönemde bu projenin çalışması süreci içerisinde ödünç olarak müze için talep edilecektir insanlarımızdan. Varsa bize ulaşsınlar lütfen. Evet. Şimdi de hocama dönmek istiyorum. Layu sağlık yürüyüşü yapılıyor. Hangi gün bu festival kapsamı içerisinde mi bu yürüyüşümüzde hocam? Öncelikle teşekkür ederim böyle güzel bir programa davet edildiğim ve yürüyüşümüzü, sağlık yürüyüşümüzü tanıtma şansını bulduğum için. Şimdi biz geleneksel olarak yapıyoruz Layı Sağlık yürüyüşünü 5 yıldır. Bu 5.'si. Evet. İlk 3 yürüyüşümüz Sori taraflarına olmuştu. Yani biraz amacımız öğrencilerimize çevre kültürünü, florasını, faunasını, turistik özelliklerini tanıtmak.
yaptığı, evet, hem de sağlık açısından bir yürüyüş alışkanlığı geliştirmişti. Sağlık haftası o hafta sağlık, değil mi hocam? Zaten 1-7 Nisan kanser haftası, 7-14 Nisan da sağlık haftasıdır. Yani onu da bu ara belirtmiş olayım. Sağlık haftasının ve Dünya 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nün konusu da diyabettir. Yani diyabet bir gizli epidemi, yani bütün insanları etkileyen bir hastalıktır ve yürüyüşle büyük ölçüde engellenebilen bir özelliği vardır. Yani bu sene daha da anlam, sağlık açısından daha anlam taşıyor. Ama asıl anlam 2 yıldır bizim için önemli. Çünkü geçen yıldan başlayarak bunu belediye başkanımızın ve sizin derneğinizin birlikte yürüttüğü YAFA festivaliyle bütünleştirdik. Bu gerçekten çok büyük anlam taşımaya başladı. Neden? Yani genelde ilk yürüyüşlerimizi biraz öğrenci bazlı oluyordu. Şimdi ise halk ve toplumla bütünleşme, yani öğrencimizin Lefke'nin güzellikleri görme, insanıyla yan yana gelme, kültürünü anlama gibi, yani çok sayıda kazancı olmuş oluyor. Zaten yürüyüş başlı başına bir kazançtır sağlık açısından. Bir de sağlık, insanların başta gerçekten gelen en büyük şeyimiz sağlık. Evet. Kaybetmeden de değerini hiçbir zaman bilmiyoruz. Ne yazık ki öyle. Yani bu hala aynı şeyleri kaybedildiği zaman değeri anlaşılan bir özellik sağlığımız. Kaybetmeden acaba onu nasıl koruruz? İşte bu yürüyüşlerimiz o yüzdendir. Yani sağlık yürüyüşü gerçekten üniversitemizin önemli bir etkinliğidir. Ama bunu çevrenin kültürel yapısıyla bütünleştirmek çok daha güzelleştirmiştir olayı. Umarım biz de bir değer katarız kendi çapımızda. Teşekkür ederim. Bu güzel hocam. YAFA Festivali. Sağ olun. Renk katılmış olur. Çok güzel olur. Teşekkür ederiz. Başkanıma sorayım. Çıta Slow çalışmaları ne aşamada? Çıta Slow oldu Lefke artık. Aldık logomuzu. Çok sevindik. Evet. Herkese, emeği geçen herkese de buradan çok teşekkür ederiz. Çıta Slow logomuzu aldık. Şimdi bundan sonraki aşamalar ne olacak? Nasıl bir çalışma? Evet, Kasım 15 itibariyle Lefke işte şu an dünyada sayısı 210 olan Citastov kentinin bir üyesi, 210 üyeden birisi. O günden sonra belediyenin üzerine düşen tabii bir takım görevler var. Daha fazla bu Citastov anlayışıyla sürdürebilmesi, eksiklerini tamamlayabilmesi, işte 70 kusur kriterin tabii ki hepsinin tamam olması beklenemez. Bunun bir kısmı tamamdır, bir kısmı tamamlanması gerekir, iyileştirilmesi gerekir, bir kısmı da hiç belki uzaktır. Onları tamamlamak gerekiyor, ona yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor. Belediye açısından biz işte bu üretim anlamında bu festivallere destek vermeye devam ediyoruz tabii ki. Onun ötesinde kendi belediyenin faaliyetlerini, hizmetini sürdürmesi, daha özellikle çevrenin temizliği, daha temiz, daha yaşanılır bir çevre oluşturabilmek açısından gerekli araç gereç ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela en büyük sıkıntılarımızdan biri bir yol süpürme aracının olmamasıdır. O da evet, önümüzdeki hafta onu teslim alıyoruz. Artık o da faaliyete girdiğinde büyük bir eksiklik. O özellikle. Yine dediğim gibi bu çevreye yönelik faaliyetlerdeki araçları tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii eksik kaldığımız bir nokta var. Onu öz eleştiri olarak vermek gerekir. Dosyanın tamamlanması sürecindeki o çalışma yoğunluğunu yakalayabilmiş değiliz. Bundan sonra bu çalışmanın sürdürmesi anlamında. Oldu bitti. Herkes çekildi mi yani yoksa? Çekilme yani. Çekilme değil de. Arkası çekilmedi gelişti diyelim. O organizeyi, o yoğun tempoda çalışabilecek şeyin, komitelerin organizesini henüz gerçekleştirebilmiş değilik. Yani bunu da bir öz eleştiri olarak belirtmek gerekiyor. Herkes yine yani, aynı katkıyı koyacağından da eminim başkan. Evet, ben de eminim. Tabii yani seve seve elimizden geleni herkes yapar. Onun yapılması gerekiyor. Evet. Hasan Bey, biraz da siz bahsedin. Başkanla gittiniz, Çıta Slow bayrağını alıp geldiniz. Neler yaşadınız? Nasıl geçti? Kasım ayında Sayın Başkanımız Aziz Kaya Bey ile birlikte İsveç'e gitmiştik. Sivil toplum örgütleri adına ben ve belediyemiz adına Sayın Başkan gitmişti. Lev'deki arkadaşımız da bizlerle birlikte gelecekti. Ancak bir sağlık sorunundan dolayı o gün gelememişti. Yani bu projeye 3 bacak katkı koydu. Lefke Belediyesi, Sivil Toplum Örgütleri ve Lefke Avrupa Üniversitesi. Tabii ki Turizm Bakanlığı'nın da bu konuda destekleri vardı.
Tabii ki İsveç'e gittiğimiz zaman güzel bir ortamda belediye başkanımıza Citasto bayrağı ve belgesi güzel bir ortamda Citasto yönetim kurulunun önünde. Orada hepsinden önemlisi Lefke'nin adı geçti, kullanıldı. Evet. Kullanıldı. Güzel bir şey. Şu anda da uluslararası web sitesinde, citasto.org sitesinde Lefke'nin ayrı özel sayfası var. Faaliyetleri zaman zaman orada duyuruluyor. Bu aslında küçük bir başarı değildir, önemli bir başarıdır. Tabii ki. Yüze yakın arkadaşımız çok ciddi emek sarf ettiler. Biz de dernek olarak, Lefke Turizm Derneği olarak elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki süreçte de bizden istenilen tüm katkıyı yapacağız. Çünkü amacımız nedir? Lefke'nin daha iyi, daha güzel bir isimle anılmasıdır. Tabii ki Citasto'nun en büyük özelliği bana göre bir turizm imajı ve pazarlama unsuru olarak kullanılması gerekiyor. Sakin şehir Lefke, yeşil Lefke, güzel Lefke imajlarını kullanırsak bu bölgeyi de özel ilgi turizmi anlamında alternatif modellerle çeşitlendirebiliriz ve o dikey yapılaşma, kitle turizminin boğucu etkisi yerine insanların rahatlama ihtiyaçlarını giderdikleri, huzur evet. buldukları, insanlarla güzel misafirperver ilişkiler kurdukları bir bölge olabilir Lefke. Bunun için de gerçekten çok büyük avantajları var bölgemizin. Belediyemiz umarız ki yakın bir sürede bu çalışma komitelerini kurar ve yavaş 2016 planlarımız, 2017 stratejilerimiz belirlenir ve hep birlikte gönüllülük anlayışıyla elimizden gelen tüm katkıyı Lefke için vermeye hazırız. Belki Kasım'da aldık, hepimiz çok yorulduk. 2-3 ay dinlendik Sayın Başkan, tekrardan evet. çalışma zamanı. Zaten önemli çalışmaları var belediyenin. Hocam size soralım. Citaslov Lefke ve bu Citaslov'un içinde Layu. Nasıl görürsünüz siz bunu? Öncelikle çok iyi görürüm. Yani gerçekten çok önemli bir hareket ve önemli hareketin içerisinde üniversitenin olmaması diye bir şey yok. Hatta bütün varlığıyla olması doğrudur. Hani şimdi Citaslov gerçekten Lefke bölgesinin hakkıdır. Yani üniversitemize de ayrı bir değer katacaktır. Kesinlikle. Zaten biz geçen yıl Mayıs ayında sağlık turizmi çalıştığını yaptığımız zaman en çok vurguladığımız üniversite olarak ön plana çıkartılan konu buydu. Yani Turizm Bakanlığı'yla ve Sağlık Bakanlığı'yla beraber yapılan çok güzel bir çalışmaydı. O çalışma umarım semerelerini farklı bir şekilde verir ama orada gerçekten üniversite bu işe ne kadar sahiplendiğini, ne kadar evet, kendi evet. payına düşen sorumluluğu yerine getireceğini çok net olarak göstermiştir. Bu yüzden yani ben üniversitemizin gururla ismini söyleyebiliyorum. Hepimiz de gurur duyuyoruz. Yani hatta kişisel sorulara da bu konuda çok rahatlıkla açıklık getirebiliyorum. Yani üniversite bölgesine sahip çıkmakta da bir kuruluşumuz bu konuda hiçbir sorun yok. Ha, sağlık yürüyüşümüze de gelince gerçekten bu aynı çerçeve içerisinde değerlendirebiliriz. Yafa Portakalı bir şölen olarak düzenleniyor. Çok güzel. Yani şölen hayatının çok güzel bir parçasıdır. Biz de üniversitemiz olarak bu şölene yine Citaslov yani huzurlu, sağlıklı şehirler açısından şenlik ve sağlık katmak üzere varız. Ve her zaman var olacağız. Yani gelenek zaten, adı zaten geleneksel oldu. Benim yani Citaslov bizim parçamızdır, biz de onun parçasıyız. Evet, yani. Aynı. Bir bütün içerisindeyiz. Yani kesinlikle Sayın ve Başkan, çok da mutluyuz bu işten. Yani. Evet, herkes inşallah daha da iyi olacak. Bölgemiz açısından çok iyi bir katkı konuldu. Teşekkür ederiz. Biraz da program hakkında, şölen hakkında bilgi verirseniz başkan. Tabii. Neler var? Ben önce Yafa ile ilgili de birkaç cümle söylemek evet, isterim. Evet, Yafa Portakalı. Yani bilindiği kadarıyla Yafa Portakalı 1800'lerde yani 19. yüzyılda Arap, özellikle Filistin, Mısır oralarda işte narinciye ağacının mutasyona uğratılarak, aşılanarak oluşturulan bir ürün. Onun için ürün. Değişik bir tadı, değişik bir kokusu var evet. Lefke Yafa Portakalı'nın. Diğer portakallardan ve farklı. Ya Yafa bölgesinden de ismini almış o zaman. Ve oradan işte dünyanın belli yerlerine dağıldı. Kıbrıs'a geldi. Çünkü Kıbrıs'ta bu Filistin, özellikle Filistin bölgesindenin mevsimsel açısından uygun bir ürün. Hatta Filistin topraklarında Hazim Bida öyküsü var. İşte 1948'de İsrail Devleti kurulurken oraya dünyanın her yerinden özellikle Almanya'dan şeyler gidiyor, Yahudiler gidiyor. Önce Yahudiler Filistinler topraklarının sahibi, bahçelerin sahibi. Yahudiler Filistinlere komşu oluyorlar, kiracı oluyorlar, bahçelerinde çalışıyorlar ama ondan sonra
İşte bilinen o süreç. Filistinler oradan sürülüyor, atılıyor. Ve o toprakların o Yafa bahçelerinin sahibi İsrail oluyor ve Filistinler dönüyor onların bahçelerinde çalışmaya başlıyorlar. Öyle bir de hazine öyküsü var Filistin toprağında. Yani dağdan gelip bağdaki evet. kovma gibi bir şey. Yani o anlamda bir şey Filistin-İsrail sorunu. Ve Yafa da orada çok ciddi bir önem alıyor. Çünkü Filistin'in üretim sembolü Yafa diye biliniyor. Ve hatta İsrail devleti işte 48'de kurulduğunda en önemli ihracat ürünü de yine Yafa portakalı oluyor. Neyse bu Kıbrıs'a geliyor. İşte bir miktar Magosa bölgesinde, bir miktar Bab bölgesinde ve Lefke bölgesinde üretiliyor bu. Ama Lefke'nin o farklı toprak yapısından, tüm evet. Troodos dağlarından sürüp gelen o toprağın getirdiği alüvyonlardan olsa, bir de Lefke'nin havasından, nem oranından olsa gerek en iyi Lefke'yi seviyor Yafa. Ve ciddi bir de ürün oluyor. Evet. Yani şimdi belki o kadar değilse bile o değeri. Yani bu bilinen bir gerçek. Bizim yaşlarımızdaki insanları işte 2-3 dönümlük gibi küçük bahçelerin sahibi şeyler, ataları o 2-3 dönümlük bahçelerin geliriyle büyütüyor, okutuyor, üniversiteye gönderiyor falan. O zaman öyle bir değeri varken şimdi belki o kadar bir değer elde edilemiyor ama Lefke için gerçekten bir sembol ve önemli bir ürün. Ve bu yalnızca dediğimiz gibi işte Güzel bölgesinde de Yafa denendi ama Lefke'deki gibi olmadı. Ya da Baf'ta, Magos'ta çok farklı. Gerek ürünün kalitesi olarak gerek lezzeti olarak Lefke'yi sevdi ve dediğim gibi Lefke'de Yafa'yı sevdi ki en zor arazi koşullarında en az arazilerin olduğu yerlere bile hep insanlar Yafa ekti ve hala da evet. o ağaçlar pek çoğu duruyor. Hala daha duruyor. Evet, 100 yıla yakın bir süredir duruyor o ağaçlar. Şu aklıma geldi. Acaba portakallar Filistin tarafından Araplardan geldiğinde hurmalar da mı o şekilde geldi acaba? Hurmanın geçmişi bildiğimiz kadar çok çok eskilere daha eski. Dayanıyor. Tabii yani eski çağlardaki maden Lefke bölgesindeki maden işletmeciliği işletmesi için sepet yapımı için. İlgili. Tesadüfen onlar da tabii Arap ülkelerinden geliyor hurma da. Öyle bir çağrışım yaptı. Yani acaba Araplar hurmaları gelirken beraber mi getirdiler? Farklı dönemlere ait ama sonuçta aynı topraklardan gelmiş aynı bölgelerden. Hurma da hurmalar nasıl yapacak? Gidiyor başkan bir hastalık falan? Evet maalesef o sorun devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nda. En son işte bir buçuk ay kadar önce biz belediye personelinden iki kişiyi arkadaşımı görevlendirdik. Tüm bölgenin yani gerek Lefke'nin gerekse geri kalan 12 yerleşim yerindeki bir hurma envanterini çıkarttı. Gerek hurma gerek palmiye olarak konumlarını belirleyen bir çalışma oldu bu. İşte durumu iyi, durumu orta ya da hasta olma riski taşıyor ya da hastalandı diye. Yine bir Tarım Bakanlığı nezdinde bir girişimde bulunduk. İşte geçtiğimiz hafta şöyle bir bilgi aldık. Bir aparatla işte hurmanın gövdesi delinerek içine konan aparatla bu daha pratik bu mücadele sürdürülebilir. O aparatın sağlanabileceği, finanse edilebileceği gibi bir bilgi verildi bize. İşçilik ödenemeyeceği. Bunun için de bizim yeni bir o anlamda bir bulmamız gerekiyor. Tabii ki belediye işçilik anlamında bir katkı koyacaktır. Üniversite de koyacaktır diye daha önce de Sayın Rektörümüzle görüşmüştük. Yani bunun tam bir tespitinin ortaya çıkması gerekiyor. Bu aparatlar elde edildiğinde bu çalışmaya hemen başlamak gerekiyor. Çünkü her geçen gün yeni bir hurma yok oluyor. Maalesef ciddi bir sıkıntı. Acaba sadece bölgedeki hurmaları kurtarmak ama Lefkoşa'da da hatta Magosa'da da ben aynı şekilde hurmaları gördüm. Evet. Yani herkesin güneyde de bu sorun var. Mesela Türkiye'de Mersin bölgesinde çok ciddi bir hasar oluştu hurmalarda. Herkesin yani sadece Lefke bölgesi değil. Değil. Bir ciddi çalışma gerekiyor. Tarım Bakanlığı'ndan olsa gerek bu çalışma yapılması lazım. Evet Hasan Bey, Lefke Turizm Derneği çalışmaları nasıl gidiyor? Biraz da ona bahsedelim. Derneğimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Gerek yeni üye arkadaşlarımızı yanımıza alarak. Gerekse tüm Lefke bölgesinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Derneğimize yapılan bir eleştiri şuydu. Genelde üyelerimiz Lefke merkezden oluşmaktaydı.
Son dönemde yürüttüğümüz faaliyetlerde Yaşırmak'tan Doğancı Köyü'ne kadar üye potansiyelimizi biraz geliştirme yönüne gittik. Ve yeni arkadaşların katılımıyla bunu başaracağız. Yine bölgemiz için her konuda çalışıyoruz. Yani sadece festival yapan bir dernek özelliğinde değiliz. Tabii ki. Sürekli olarak bölgenin turizm gelişimi için faaliyet yürütüyoruz. Şu anda belediyeyle yürüttüğümüz bir Avrupa Birliği projemiz var. Sayın Başkan'ın bahsettiği gibi müze, yürüyüş yolları, restorasyon ve Lefke'nin turizm imajının yükseltilmesine yönelik bir proje. Bunun dışında yeni bir proje teklifi geldi derneğimize. Yine AB kaynaklı. Geçtiğimiz gün öğrendim ki değerlendirmede en yüksek puan aldı projemiz. Büyük ihtimalle değerlendirilecek ve tarım-turizm ilişkisidir proje. Bölgemizin yani, en büyük başta gelen tarım zaten, turizmden sonra. Çünkü şu anki tüm projelerde bir kopukluk vardı. Ancak bu AB ile yaptığımız görüşmelerde üreticiyle, turizmciyle, restorançıyla, ev hanımıyla herkesin bir küme oluşturması projesidir öngördüğümüz proje. Eğer bunu başarırsak, ki şu an iyi gidiyor aldığımız haberler, Lefke ciddi anlamda bir potansiyel kazanacak ve herkes, tüm restoran sahipleri, tüm otel sahipleri, tüm küçük işletmeler, ev kadınlarımız, üretim yapan herkes hem üretecek hem ürettiğini de çok kolay bir yöntemle pazarlama yöntemine girilecek. Aracısız olarak. Ve belediye de bu proje tam netleştiği zaman belediye kısmında ciddi görevle düşecek yerel idare olması hasebiyle. Yani herkesin mutlu olacağı, üretirken kazanacağı bir proje olacak. Bir de derneğimiz 12-16 Mayıs tarihlerinde bir gezi organize etti. Türkiye'deki İzmir bölgesine. Kıbrıs'ta biliyorsunuz sürekli geziyoruz. Gerek Güney Kıbrıs'ı gerek Kuzey'i. Bölge halkımızın farkındalığını artırmak maksadıyla. İzmir'i seçmemizin sebebi Türkiye'de Seferihisar Belediyesi'nin Cittaslo başkenti olması. Ve dolayısıyla Cittaslo başkenti Seferihisar'a tam gün ayıracağız. İzmir'e gitmişken de o bölgedeki turizm yapan tüm bölge hakkında fikir sahibi olacak üyelerimiz. İşte Çeşme, Kuşadası, Selçuk, Efes, Alaçatı, Denizli, Pamukkale, İzmir Merkez gibi çok zengin bir program hazırladık. Ve bir haftalık bir zaman içerisinde duyuru yaptıktan sonra iki otobüste doldu. 90 kişiyi bulduk. Şu an durduk. Çok talep var ancak alamıyoruz. Yani başkanımız da bize katılacak sanırım. Sayın Başkan'ın da onu organize ediyoruz. Katılması iyi olur. Hatta Sayın Başkan bir İsveç'te Seferihisar Belediye Başkanı'yla da bir görüşmesi vardı. Kardeş belediye konusunda. O da olursa Sayın Başkan güzel olur. Onun cevabını bekliyoruz. Teklifte bulundunuz. Cevap. Randevu. Güzel geçecek inşallah. Bölgemiz için de faydalı güzel, olacak. Faydalı. Bölge insanlarımız da orada nasıl turizm yapılır, nasıl çalışmalar yapılır görecek. Yerinde göreceğiz hep beraber. Güzel geçeceğinden eminim. Zaten bölgemizde Yafa Portakalı dedik, Portakal Festivali'ni anlattık. Portakalın lezzetini, kokusunu anlattık. Çileğimiz farklı. Çilek de aynı şekilde. Bağlıköy'de çıkan yöresel ürünlerden farklı hellim. Bağlıköy'ün hellimi çok güzel. Yani bölgenin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı var bütün ürünlerinde diye düşünüyorum. Herkesi Yafa Portakal Şenliği'ne bekliyoruz. 2-3 Nisan tarihlerinde. İnşallah hep birlikte olacağız. Artık programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Programdan da biraz bahseder misiniz bize? Evet. 2 Nisan'da açılış. 2 Nisan günü. Saat 11'de yapıyoruz açılışı. 11'den önce yalnız bölgedeki ilkokullardan yani tespiti pazartesi, salı günü yapılacak. İlkokul çocuklarını geçen yılda benzeri bir şey yapmıştık. Lefke'nin belli bir bölgesinden yürünecek, gözlem yapacak çocuklar. Ve gelip işte Lefke Belediye... Çocuk gözüyle Lefke yani. Çocuk gözüyle Lefke anlamında. Bir resim yarışması olacak. Gözlemlerini resimleyecekler. Belediye pazarımızın içerisine kurulacak. Bu etkinliğin orada yapılacak. Açılış... İşte halk dansları gösterisiyle başlayacak. Lefke Belediyesi'nin halk dansları gösterisiyle. Bu arada tüm gün boyunca işte müzik dinletisi var. Yerel grupların müzik etkinlikleri olacak. Gün boyu iki gün içinde geçerli bu dalından portakal toplama
evet, faaliyeti olacak. Ona yardımcı olacağız. Belirlenmiş bahçeleri var. Oraya gidip herkes istediği portakalı istediği şekilde toplama imkanı bulacak. Yine rehber eşliğinde lefke tanıtım turu da var. Ve bir de lefke fotoğrafları sergisi diye bir sergimiz olacak bu esnada. Tüm gün boyu süreceği. Pazar günü Ruhi Hocam'ın bahsettiği layu sağlık yürüyüşü de başlayacak. Saat 9'da okulda toplanılacak. 11-11.30 gibi festival alanında olunacak. Yine halk oyunları gösterisi olacak. 13 gibi pazar gün portakal ürünleri yarışması gerçekleştirecek. Yine orada Lavi'deki değerli hocam Zihni Türksel hocamız katkı koyacak sanırım. Türksel hocam katkı koyacak. Yine onun ardından işte müzik etkinlikleri var. Yine dediğim gibi dalından portakal toplama, rehberi lefke tanıtım turu ve lefke portakal lefke fotoğrafları sergisi gün boyu devam edecek. Böyle bir programımız sanırım var. Gün boyu mu yoksa açılışta mı lefke portakalı suyu da ikramı olacak? Ha, o da var. Portakal gün boyu suyu. Da evet. Gün portakal boyu. Suyu ikramı olacak. Çok güzel. Hasan Bey son sözlerinizi alalım. Tüm halkımızı 2 Nisan, 3 Nisan, Cumartesi, Pazar günü Lefke'ye çağırıyoruz. Lefke, Yafa, Portakal Şöleni çok farklı ve güzel bir etkinlik olacak. Lefke turunu da siz gerçekleştiriyorsunuz sanırım. Biz ve belki bir arkadaşımızla birlikte daha gelen misafirlerimize de Lefke'yi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. 2-3 Nisan'da herkesi Lefke'ye bekliyoruz. Lefke, Yafa, Portakalı Festivali'ne. Evet hocam. Son sözleriniz. Evet, ben de Hasan Bey'in söylediği gibi sağlık yürüyüşüne tüm halkımızı bekliyoruz. Yani bu sadece Lefke Avrupa Üniversitesi'nin öğrencileri ya da öğretim elemanlarına yönelik değil. Tabii ki. Yani sağlığına, çevresine, kültürüne duyarlı olan herkesin birlikte olacağı bir özellik. Ha, biz ne yapacağız? Saat 9'da seçtirin bir folklor gösterisinden sonra yürüyeceğiz. İşte dediği gibi başkanımızın 10-10.30 ya da civarında Lefke'de olacağız. Ama ne yapacağız? Tişört ve şapka vereceğiz katılımcılara. Onu söyleyeyim özellikle. Katılım belgesi de sağlayacağız. Yani böyle bir güzellikleri paylaşılan ortam olacak. O yüzden herkesi bekliyoruz. Evet. Herkesi 2-3 Nisan Lefke Portakal Şenliği'ne bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.